Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yoğurttan dondurma hazırlayacağım. Evet, doğru duydunuz. Yoğurttan inanılmaz pratik yapımı. En fazla 6-7 dakikanızı alacak. Aynı zamanda çok da lezzetli. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Elimde bir paket yani 200 milim sıvı krema var. Derin bir kabın içerisine aktarıyorum. Krema kabını buzluktan çıkarmış olduğum buzlu suyun içerisine oturtuyorum. Eğer elinizde buzlar varsa buzlu su yapın. Elimde benim kalmadığı için suyumu önceden buzluğa bıraktım. İyice donduktan sonra görmüş olduğunuz şekilde kabı oturtuyorum suyun üzerine. Üzerine 4 yemek kaşığı toz şekeri döküyoruz. Bu arada bu tarifi bugün ben değil, ortanca kızım hazırlıyor. Evet, bakın üzerini örttük ve mikserle yüksek devirde çırpmaya başladık. Çok fazla değil, yani 1 dakika bile sürmüyor istemiş olduğumuz kıvama gelmesi. Eğer mikseriniz yoksa bu işlemi çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 2,5-3 dakika kadar elinizde çırpmanız yeterli. Hemen kontrol ediyoruz bakalım. Evet, istemiş olduğumuz kıvama geldi. Bunun bir tık ötesi arkadaşlar tereyağına dönüşüyor. Şimdi üzerine 1 su bardağı yani 200 milim yoğurt döküyoruz. Evet, sadece 3 malzeme kullanıyoruz dondurmamızda. Şimdi yoğurdu da ekledikten sonra spatula ile yaklaşık olarak buzlu suyun üzerinde 1 dakika kadar karıştırıyoruz. Arzu ederseniz bu aşamada içine istemiş olduğunuz meyveyi veya kakao veya çikolata parçaları ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre lütfen şekillendirin. Evet, buzlu suyun üzerinden aldık. Yine tam 1 dakika kadar bakın spatula ile karıştırmaya devam ediyoruz. Ve dondurmamız hazır hale gelmiş oldu. Tek yapmamız gereken şey artık dondurmak. Hemen bakın uygun bir kabın içerisine hazırlamış olduğumuz dondurmayı aktarıyoruz. Dondurmayı kabın içine aktardıktan hemen sonra bir püf nokta vereceğiz ki dondurmamız sorbeye dönüşmesin diye. Evet, kabı iyice sıyırıyoruz tabii ki bu arada. Şimdi spatula ile düzlüyoruz. Üzerini kapatsak da üzerinde buzlar oluşabiliyor. En önemli püf noktası burada üzerine yağlı kağıt hemen sereceğiz. Yani yağlı kağıtta dondurmamızın üzerini güzelce kapatıyoruz. Hiçbir yerinden hava almamasını böylece sağlamış olacağız. Daha sonra kapağını kapatacağız ve bu şekilde 4 saat buzlukta dinlenmeye bırakacağız. Bu tarifin en güzel yanı nedir diyecekseniz eğer, böyle saat başı dondurmamızı çıkarıp karıştırma işlemini yapmayacağız. Sadece dediğim gibi 4 saat buzlukta bekleyecek, sonrasında alacağız ve dondurmamızı servis edeceğiz. Evet, dondurmamız dinlendi. Yalnız biz 4 saatten biraz daha fazla dinlendirdik. Çünkü süre dolunca aldık buzluktan, baktık ki biraz daha istiyor. Bu nedenle 1 saat daha buzlukta bıraktık. 5 saat kadar yani buzlukta bekletmiş olduk. Kıvamı sonrasında çok daha iyi oldu. Bakın şimdi siz de göreceksiniz. Üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Dikkat ederseniz üst yüzeyinde hiçbir şekilde buzlanma yok. Bu da üzerine sermiş olduğumuz yağlı kağıttan dolayı. Hemen bakın bir kaşık yardımıyla dondurmamızı alıyoruz. Evet, kıvamını sanırım buradan siz de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kıvamı kadar lezzeti de çok güzel olmuştu arkadaşlar. Ki saat başı karıştırmamıza rağmen istemiş olduğumuz kıvamı yakalamış olduk. Şöyle bir soru yöneltebilirsiniz. Hani yerken yoğurt tadını hissediyor musunuz diye. Yoğurttan yapmış olduğumuz bir dondurma olduğu için tabii ki yani yoğurdun tadı hissediliyor ama çok böyle aşırı bir şekilde değil. Ama tamamen hissetmiyoruz desek yalan söylemiş olurum. Az miktarda da olsa hani o tadı alıyorsunuz. Almış olduğumuz bu tat peki rahatsız ediyor mu? Tabii ki hayır. Yerken çok güzel böyle damakta bir aroma bırakıyor. Üzerine biz böyle biraz toz fasık serperek servis ettik. Sadece de servis edebilirsiniz. Veya üzerine fındık, ceviz parçaları bırakarak da servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dondurmamızı böyle dışarıdan almak yerine evde kendiniz çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Sadece 3 malzemeyle hazırladık. Biz çok sevdik bu lezzeti. İnşallah denediğiniz zaman sizler de memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.
Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.